Şimdi futbolda böyle iyi takım olunca kolej havası diye bir şey vardır bilirsiniz. Yani ben Beşiktaşlıyım, çok Beşiktaş'ta konuşulur bu böyle. Beşiktaş kolej havası şampiyon oldu falan diye. Voleybolda da böyle özellikle milli takımın içerisinde böyle bir kolej havası varmış, ruh hali var. Biz böyle bir şey hissediyoruz. Bize biraz oradaki ilişkileri anlatsanıza. Mesela yani takım içerisinde nasıl bir ilişki var? Şimdi mesela Covid zamanı gittiniz bir turnuvaya katıldınız. Ve çok zor bir süreç aslında bu. Yani bugüne kadar dünyanın da yaşamadığı bir şey. Siz bir turnuvada birlikte geçirerek yaşadınız. Biraz o bizim milli takımdaki kolej havasını anlatsanıza bize. Mesela bizim aramızda 10 yaş var Meryem ablayla. O dış burada söylenir mi kızım? Evet bir şey. Canlı yayında öyle şeyler. Ama bir şey... Çıkışta görüşelim seninle bir. Bir dedi bir. Ama şimdi bakalım. Bir demek istedi. Devam edelim. Ama arkadaş gibisiniz. Neyse tamam. Aile, bir aile ortamı var gerçekten. Ablalarımız, kardeşlerimiz yani yaş, evet yaş farkı var aramızda. Ama onlar bize işte tecrübesini aktarmaya çalışıyor. Biz enerji katmaya çalışıyoruz. Takımda gerçekten güzel bir ortam var. Zaten bu yakınlığı kurabildiğimiz için de belki bu başarılar gelebiliyor ya da bunu sahada yansıtabiliyoruz diyebilirim ben. Toparladım evet. Birazcık da. Evet. Meryem bir toparlayabilirsem biz şimdi. Küçükler saygısını kurtardı biliyor, büyükler de saygısını çok iyi veriyor. Takım oyunu böyle bir şey demek ki gerçekten. Şöyle diyecektim ya, dışarıda 10 yaş büyük biriyle ben bu kadar yakın olamam mesela. Meryem ablayla, Naz'la, hepsiyle o kadar yakınız ki yani o yaş farkını hissettirmiyorlar. Biz de tabii ki de saygıda kusur etmediğimizi düşünüyorum. Artık yakın değiliz şu saatten. Şuraya kadar yani. Çok güzeldi değil mi buraya evet. Kadar? Buraya kadar çok güzeldi artık. Meryem siz kaptanla birlikte takımın aslında şeyisiniz yani tecrübelilerisiniz, ablalarısınız. Evet. Biraz sizin gözünüzden takımın ruh halini ve o herkesin çok merak ettiği o kolej havasını dinlemek isteriz açıkçası. Ya şöyle şimdi herkes çok mütevazi ve var gücünde savaştığı için bence kolej demek o da birazcık yani hani lise öğrencisi gibi. Tabii. Herkes elinden geleni söylediğiniz gibi hani çok içtensiniz hani. Nasılsanız öyle davranıyorsunuz. Bence bu da birazcık kolej havasını yaratıyor. Takımdaki herkes öyle. Yani Zehra'yı saymazsak takımdaki herkes çok saygılı. Kolej havasında herkes çok saygılı. Yok yok. Herkes çok saygılı. Bundan bahsediyorum işte. Ya çok güzel yani sohbetli yani ortamımız çok güzel bir kere. Her konuda, her yerde beraber vakit geçirebilmek de çok önemli. Yani bu bütünlüğü de sağlayabildik. Ya maçta kaybediyorsun, kötü bir anda oluyor. Hı-hı. Yani orada bir ruh halinin bir birleşmesi sonuçta herkesin birbirine bir destek olması gerekir. Öyle tabii yani çok kötü kaybettiğimiz maçtan sonra da yani aynı otobüse biliyorsun. Herkesin üzgün yani ama geçerken olsun diyerek geçip hani birbirimize moral verebiliyoruz. Yani herkes kendi kabuğuna çekilmiyor. Çünkü bu bir takım oyunu olduğu için birbirimize destek oluyoruz. Bu da yani hepimizin güzel anlaşmasından dolayı yani takım Ya şu Güney Kore maçından sonraki o bir sahneler var, fotoğraflar. O hepimizin ciğerini dağılmış. Hatırlatmasanız zaten şurada acı duruyor yani. Ya bu yani o nasıl bir canımız acıdı. Neticede bir maç kaybedildi ki ve belli ki yani bu takım daha çok maç kazanacak. Ama yani ya hep birlikte bütün ülke ağladı ya bu o maçtan sonra. Ve yani o bir acayip bir duygu bağı gösteriyor. Bence sizinle kurulan bağa dair en önemli fotoğraflardan bir tanesi de o.